Bu videomuzda eğitim ortamlarında sıkça kullandığımız PowerPoint sunusu hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve daha çok şekilsel ve biçimsel konuları ele alacağız. Birincisi, PowerPoint sunumunuzda mutlaka bir kapak sayfası olması gerekiyor. Ardından bir sunu içeriğiniz, sunu akışınızın olması gerekiyor. Özellikle üst başlıklarınızda 36 ile 44 punto ve içerikte de 24 ile 36 punto arasında değişen metin boyutları tercih edebilirsiniz. Kullanılan sunum programlarınızda varsayılan ayarlar ideal ayarlardır. Onun üzerinden de sunumunuzu oluşturabilirsiniz. Burada şekil zemin uyumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada kontrast uyuma dikkat edelim. Özellikle kırmızı ile maviyi bir arada kullanmayalım. Mesela beyaz üzerine mavi lacivert ya da sarı üzerine siyah okunabilirlik açısından tavsiye edilen renk kombinasyonları. Bazen şu görüyoruz, slaytlarımızda mesela hep madde imi kullanıyoruz. Gerekli olmadığı müddetçe madde imleri kullanmayalım. Sıralamaya yönelik durumlar söz konusuysa madde imi kullanalım. Sunumlarınızda 4'ten fazla renk kullanmayalım bütünlük oluşturması açısından. Her kelimeyi kalın ya da italik yapmayalım. Sadece vurgulamak istediğimiz noktalarda bunu kullanabiliriz. Sunumunuz sadece düz bir metinden oluşmasın. Konu içeriğinize uygun ve kullanıcının ilişki kurabileceği görsellerle sunumumuzu destekleyelim. Her harf büyük olmamalı. Bu yanlışa kesinlikle düşmeyelim. Tek bir yazı fontu tercih edelim. Özellikle dekoratif, süslü yazılar çok kullanmayalım. Tasarım öğelerine dikkat edelim ve özellikle boşluk öğesini iyi kullanalım. Sunularımızda çok fazla gözü yoran animasyonlar, kayan yazılar olmamalı. Sunu içeriğimizde sadece önemli noktalara vurgu yapalım. Komple içeriği aktarmaya çalışmayalım. Özellikle slide içerisinde oluşturacağımız başlıklar çok uzun olmamalı. İçeriklerle uygun ve öğrenenin ilişki kurabileceği görseller kullanalım. Bu noktada grafikler, şekiller, diyagramlar size yardımcı olabilir. Mesela yıl bazında bir değişimi göstermek istiyorsanız çizgi grafiği kullanabilirsiniz. Mesela ülkelerin nüfuslarını ve karşılaştırmalarını sunmak istiyorsanız sütun grafiği idealdir. Yüzey kolay tamamlanabilen oranlar söz konusu ise pasta grafiğini kullanabilirsiniz. Ayrıca ideal bir sunumunuz ortalama 15-20'şer dakikalık olmalı. Hatta 10'a 20 kuralı vardır. Yani 10 slayta ortalama 20 dakikalık bir zaman ayırmaya çalışın. Çok uzun ondalık sayısal veriler kullanmayın. Bu bilgisayar yükü arttırır. Bunları genelde yuvarlayabilirsiniz. Yine okunaklı olmayan küçük yazılar kullanmayın. Kısaca sunumlarınız basit, sade, anlaşılır ve etkili sunumlar olmalı. Yine hazırlayacağımız materyal daha çok metin ağırlıklı bir materyalse metin miktarının çok fazla olmamasına dikkat etmeliyiz. Bir ya da birkaç yazı fontunu tercih etmeliyiz. Daha fazla font karmaşıklığa sebebiyet verecektir. Yine sayfanın biçimsel ve şekilsel olarak tutarlı olması gerekiyor. İşte kenar boşlukları, satır aralıkları bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İçerikte çok fazla büyük harf kullanmamamız gerekiyor. Başlıklarda kullanabiliriz ancak başlığımız 2 ya da 3 kelimeyi aşıyorsa ilk harflerinin büyük olması yeterli. Yine metinsel içeriklerimizde satır sonlarına tire koymamalıyız. Eğitsel metinlerimizde bol örnekler içermeli, aynı zamanda hazırlık sorularımız da olabilir. Özellikle vurgu yapılacak noktaları da işte kalın, italik, altı çizili şekilde gösterebilirsiniz ya da şekillerle, oklarla dikkat çekici noktalara odaklanabilirsiniz. Şunu unutmayalım, tasarımı en güçlü yapan şeyler basit olan şeylerdir. Her şeyiniz az ve öz olsun olarak size küçük bir ödev vermek istiyorum. Tasarlayacağınız öğretim materyallerinde öğrencilerin merakını nasıl arttırabilirsiniz? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.